Şehadet yüceltmesi var mesela şehitlik en önemli şey vatan için öleceksin toprak uğruna işte ölen varsa topraktır bunların hepsi Alman öğretileri e, Nazi öğretileri ve bu pompalanmış her tarafa şehitlerin isimleri verilmiş her tarafta şehitler anılmış yüceltilmiş heykelleri resimleri onlara şarkılar vesaire lidere sorgusuz bir itaat var yani lider Führer yani Hitler vazgeçilmez lider. Asla yanılmaz, ondan başka bir kudret yok, sorgulanamaz, eleştirilemez vesaire. Hiçbir hata yapmaz. Örneğin Nazi Almansa, Almanyasına dair pek bilinmeyen bir detay. Dünya tarihinin en aşırı ve ileri düzeydeki sigara karşıtı, tütün karşıtı mücadele verilmiştir. Hitler sigara içmez ve sevmez, içeni de sevmez ve Almanya'da korkunç bir calı avı benzeri bir sigara avı başlar sigara içenlerle ve sigara içilen yerlerle mücadele başlar ve toplu mücadele vardır toplu mücadele ne ile mesela dış mihrakları vardır Almanya'nın o dış mihraklar hepsi Almanya'yı kıskanmaktadır ve Almanya'yı muhafaza etmek için bütün Almanlar kenetlenmelidir bu dış mihraklara karşı bunlar nazizmin klasik propaganda şeyleri ama gövensin bugünkü konumuzla ilgili çok önemli bir tespiti var diyor ki bireyin algısı kendi haline bırakılamaz diyor. Yani bütün bu propaganda çalışmalarının özünde bu var. Bireyi kendi haline bırakırsan diyor düşünmeye başlar. Düşünmeye başlarsa bizim yolumuzdan çıkar. Bireyi kendi haline bırakma. Sürekli kafasına bir şey çak. Sürekli korkut. Sürekli bir havuç göster. Sürekli bir şeyle tedirgin et, meşgul et, kafasını kurcala zihnini bulandır vesaire. Bunun için çalışır işte ve propaganda dediğimiz şey ne yazık ki.